Evet, devam ediyoruz değerli izleyiciler. Bunlar, şunları kalayım, buradan gelenler. Evet, Hürriyet Gazetesi'ne şöyle bir bakalım. Efendim, elçilikte operasyon manşeti var Hürriyet'te. Yine böyle bir diğer gazetelerden farklı özel haberi var. Efendim, Türkiye'nin en kritik, bak bu da kritikmiş, en kritik dış temsilciliği. Çok tehlikeli bir dış temsilcilik bu. Türkiye'nin en kritik dış temsilciliklerinden biri olan Washington Büyükelçiliği'nde iki diplomat ve bir idari memura FETÖ şüphesiyle soruşturma açıldı. Vay, bak bak bak. Büyükelçilik müşaviri Cem Ulusoy basınla ilişkiler ve sözcülük görevini yürüten Celil Erdoğan ile elçilikte idari memur olarak görev yapan eşi Mehtap Erdoğan'ın Ankara'da süren bir FETÖ soruşturması nedeniyle alelacele merkeze çağrıldığı öğrenildi. Büyükelçilik kaynakları ise merkeze çağrılma bilgisini Hürriyet'e doğruladı. Yazdık ama diyor, dandik değil ha diyor. Yani doğrulattık diyor. Siz yazınca inanıyoruz, tamam. Celil Erdoğan'ın, Erdoğan, akrabalık yok değil mi? Yoktur herhalde. Celil Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington'a yaptığı son ziyareti sırasında ortadan kaybolması dikkat çekmişti. Hürriyet'in telefonla ulaştığı Celil Erdoğan ise, normalde Eylül'de dönecekken merkezi çağırdılar. Nedeni hakkında bilgimiz yok. Garip ve zor bir dönemden geçiyoruz dedi. Bak sen, çok enteresan. Çavuşoğlu Washington'a ziyaret yaptığında yok olmuş. Vay 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 vay. Yandın oğlum sen. Senin bu askerlik bitmez. Efendim, o yasak keyfi değildi diyor. Kim diyor? Necdet Özel. Hürriyet'i açıklamış. Güzel. Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, kendi döneminde emekli albay Hümsü Şimşek'e konulan 6 aylık ordu evine giriş yasağının Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal sayılması üzerine Hürriyet'e açıklama yaptı. Özel, giriş yasağı şahsıma değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri üzerine konulmuştur. Bunun dayanağı da iç hizmet yönetmeliğidir, dedi. Yani diyor ki, bana olduğu için değil, orduma söylendiği için diyor. Daha, yani paşam söylemesi ayıptır ama... Mesela o albay neydi? Neydi şey Hüsnü Şimşek ki yasak koymuşsunuz. 6 ay geçmiş şimdi giriyor. Zannediyorum o girdiği zaman saygı ve sevgi görüyor. Siz orada evine mesela rahat girip çıkıyor musunuz ya da size özel bir kapı ya da özel bir loja falan ayırmadılarsa böyle serbestçe girip merhaba arkadaşlar nasılsınız? Buyurun bir şeyler alalım. Bir beraber yemek yer miyiz? Bir lokma bir şeyler belki içelim. Çocuklar bize küçük sandviçlerden biraz da kuru yemiş. Arkadaşlarla bir sohbet yapacağız diyebiliyor musunuz? Merak ediyorum. Diyebiliyorsanız hiç sözüm yok. Demiyor olma ihtimalinizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Öyle başka genelkurmay başkanlarımız da var. Gittikleri zaman insanlar hemen şöyle yapıyorlar, görmüyorlar filan. Kötü bir duygu olmalı. Evet. O kıyas, ha işte bak burada var. O kıyas kötü niyet. Biraz başında dedim yani bir vıdımık vıdımık falan. İşte bak bu şu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen haftaki VDMK, yani onu vıdımık diye okuyorlar, ihracına ABD'yi krize götüren riskli kredilerle kıyaslamanın doğru olmadığını söyledi. Kim kıyaslamış? Demek ki birileri kıyaslamış. Bak benim haberim yok. Türkiye'de futboldan sonra herkesin anladığı konu ekonomi. Vıdımık ile ABD kredilerini aynı cümlede kullanmak iyi niyetli değil. Ya bir kere yani düşün, yani kıyaslanan da Amerika ha, onu beğenmiyor. Yapmayın diyor, iyi niyetli değil diyor. Kötü niyetli. Ah, Rumların ellim krizi. Buyurun, yeni bir sorunumuz var şimdi. Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs'ta Türklerin hakkını bypass edip adanın ünlü ellim peynirini Halloween adıyla tescil ettirmeye çalışıyordu. Ancak en büyük ithalatçı İngiltere'deki tescil davasını zamanında savunma yapmadıkları için kaybettiler. Skandal Rum yönetimini karıştırdı. Ticaret Bakanı'nın istifası ise. Ha, hellime sahip çıkamamışlar. Tam tersi açtıkları tescil davasını kaybetmişler. Rumlar şimdi birbirine girmiş. Hellimi kaptırdık. Ya yani şeyi neyi bunlar sahiplenmişti? Bir şey daha böyle. Şimdi rakı uzo tamam. Bizdeki patlıcan yemeği neydi? Biri karnıyarık, musakka. Ha, ona da musakka diyorlar. Köfteyi de bizden aldılar. Döneri bizden aldılar. Türk kahvesini de Yunan kahvesi yapmaya çalıştılar. Baklavaya sahip çıktılar. Değil mi? Bir de baklavaya da tescil ettiriyorlardı neredeyse.
Ya yapıyorlar. Şu bit kadar ülke ama maşallah akıllı yani. Bak gidiyorlar hep bunları yapıyorlar. Biz onlara gülüyoruz ya da küstah Yunan filan diyoruz. Abi küstah filan demeyeceksin. Bunlar benim diyeceksin o kadar. Yani sen daha kuvvetlisin kardeş. Farkında değilsin ama Türkiye çok büyük ülke ha. Hakikaten büyük ülke. Lafla değil. Hani ben süperim filan. O çünkü yani bu iktidarın hani Türkiye çok büyük. O değil. Onların anlattığı Türkiye değil. Biz güçlüyüz anlatıyorlar. Ben Türkiye'yim. Ben devletim. Ben çok güçlüyüm. Geç. Yok öyle bir şey. Şey çok güzel ya. Fenerbahçe esprileri hala devam ediyor ya. Ali Koç şeyle gönderdi ya otobüste. Futbolcu şey, çizmişler bir tane. Diyor ki unutmadan diyor otobüs modunu alayım. Hani uçak modu. Uçakla gelemeyince garipler. Fena da yapmamış. Kızanlar oldu. Ben anlamadım niye kızdılar. Ama diyor ki yani Akhisar'dan otobüsle gelince dönüşte diyor Balıkesir'e de yenilip geldiler diyor mesela. Ya da diyor ki işte Ali Koç'la gittiler, Kamil Koç'la döndüler. En çok o hoşuma gitti ama. Akhisar'a diyor Ali Koç'la gittiler, Kamil Koç'la döndüler diyor. Kamil Koç otobüs firması ya bilmeyenlere. Hani espriyi anlatıyoruz vardır öyle. Espri yapar anlatır hani anlamıyorsunuz ya. Ya bu demek oğlum o zaman anlatma. Yani espriyi tekrar anlatacaksan millete şey muamelesi oluyor, ayıp oluyor yani. Ama olabilir yani Kamil Koç şu aralar revaçta mı? Yani bir ara benim çocukluğumda çok meşhurdu. Zaten o zaman ne vardı? Baran vardı, Ulusoy vardı, Mas vardı mesela bir tane. Mas diye bir otobüs şirketi vardı. En güzel otobüsler onlardaydı. Ankara İstanbul arasında gider filan. Sonra kötü yönetim battı. Otobüsler değişince filan bunlar böyle öyle dönemler var. Mesela Mercedes'te otobüsler. Önce Büsing mi ne bir şey vardı böyle burunlu otobüs. Burunlu otobüsü hatırlayan var mı ya? Müthiştir. Burunlu böyle motor önde. Yani şimdiki gibi arkada ve kompakt hale getirilmediği dönemlerde motor böyle öndeydi. Bazen de şeydi İstanbul'da da Skoda otobüsler vardı. Müthiştir ya böyle ças diye kapıları açın. Çok güzeldi ya. Ayhan Işık'ın öyle bir filmi vardır. Otobüs şoförüdür. Ya mesela şimdi o tarihlerde işte falanca yerden otobüs kalkıyor. Sabah saat 8.20'de ya da işte 7.20'de kalkan otobüsün bütün müşterileri aynı. Herkesin oturacağı yer bile var. Şoförün yanına öne gider. O Skoda'ların motoru içerideydi. Şimdi bazı minibüslerde var böyle hani önde görürsünüz şoförün yanında böyle bir çıkıntı vardır. Bunu atlayıp geçersin ön tarafa. İşte otobüslerde o Skoda'larda öyleydi. Çocukken bizi onların üzerine oturturlardı. Bayılırdım. Sıcak da gelir böyle. Hele kışın da çok güzel. Motorun sıcağı vuruyor tabii. Ya güzeldi İstanbul biliyor musunuz? Şimdi böyle bir şey çıkmış hani eskiden fakirdik ama gururluyduk falan diye. Ya sadece o değil şimdi işin edebiyatını boş verin. Hayat belki daha güzeldi. Mesela teknoloji bu kadar egemen değildi. Mesela sinemaya gidiyor musunuz? Sinemaya gidip de önceden internette bilet filan alıp da sonra makineye kodunuzu girip bileti almıyor iseniz. Gişeye gidip de ya benim iki bilet rica edecektim acaba mümkün mü demeniz için çok zaman kaybediyorsunuz. Çünkü teknolojik çağdayız. Şimdi benim çocukluğumda, gençliğimde, efendim orta yaşa doğru gidiş dönemde bu sinemalar henüz bu kadar teknolojik hale gelmemişti. Giderdin, kardeş iki bilet verir misin? Nereden vereyim abi? Ya arkalardan olsun, ortalar olsun, şu iyi mi verir? Böyle infocukta bir şeyi vardır onun. Ya bir bilet vardır, belediye oradan vergi alıyor ya. Bir de oturma numarasını oradan cırt keser, verir, girersin. Bir tane mutlaka elinde şey, fenerli bir adam. Yani yerini biliyorsun. Hayır, o alacak, götürecek, 25 kuruşta ona vereceksin falan. Şimdi öyle değil. Şimdi gidiyorsun, bilet alacaksın. Bir de gençler gidiyor tabii daha çok sinemaya. Şimdi onlar gidince, bunların bu telefon zımbırtıları var. İşte bu şirketler var ya, onlar işte böyle yok gençlere bilmem ne, şu, bu, sinema, bilet, şu yapıyorlar. Efendim işte geliyor, bileti söylüyor. Sonra diyor ki, telefon numarası tamam diyor. Buradan diyorlar ki, kod gönderdik. Hani sen misin? Bir de o var ya, kendi güvenliğimiz için cep telefonuna şey gönderiyor, numara gönderiyor. Onu açıyorsun, söylüyorsun, ha tamam evet bu senmişim diyor. Yazıyor, onu işliyor, onu işleyince bilgisayara giriyor, bekliyorlar. Sonra bilgisayar okey diyor, bu çocuğa bilet verebilirsin diyor. Fakat yanındaki çocuk da bileti alacak. Aynı bilet, aynı parayla almıyorlar. Yani dört çocuk gelip de genç, yani çocuk dediğim üniversiteliler falan işte. Yani dört genç, iki kız, iki oğlan gelip de
Dört bileti bir kere de almıyorlar. Herkes kendi biletini alıyor. Önce diyorlar ki şu dört taneyi alıyoruz, tamam. Ondan sonra her birinin telefonuyla o işlem yapılıyor. Ha, arkada bekliyorsun. Bekliyorsun, elinde para. Bilet 15 lira, 30 lira elinde. Vereceksin, biletini alacaksın. Benim işim o. Bekle abi. Bekle, bekle. O çocukların işi bitiyor. Varsa önünde iki kişi daha, onların da öyle telefonla bitiyor. Yani teknoloji çok gelişti. Eskiden bu kadar teknoloji yoktu. Bu kadar borçlanmıyorduk. Bak güzeldi. Maaşımızı alırdık. Öyle banka makinalarından falan almazdık, hesaba yatmazdı. Bir şey avucuna alacaksın o parayı. Oo, sıcaklığını hissedeceksin. Öyle yok. Cebine koyacaksın. Ay sonuna kadar da o cebinde dolaşır. Cüzdanlar vardı. Mesela şimdi cüzdana kimse para koymuyor. Cüzdan kalktı çünkü. Cüzdanın yerine kredi kartlıklar var. Eskiden cüzdan vardı parayı. Mesela büyük paralar arka cebe konur. Yani iki şeylidir böyle cüzdan. Şimdi de var tabii de. Bilenler biliyor. Arka tarafa işte 50 lira, 100 lira falan gibi büyükler konur. Daha küçük paralar da şeye konur. Ön tarafı hani 5 lira, 10 liralar. Hani cüzdanı çıkardığın zaman bakarsın hani bir 50 lira buradan, şuradan da bir 10 lira, 15 lira falan. Bir de bozuk para çantası diye bir numara vardı. Şimdi tekrar galiba moda olmuş o. Onu da çıkarırsın, bozuk parayı da oradan buyurun, buyurun diye verirsin falan filan. Para bitene kadar biz böyle harcardık. Para bittiyse de bitmiş demektir. Şimdi para bitmiyor ki. Kredi kartı var. Ama kredi kartları da bitiyor artık. Çünkü kredi kartlarının tamamını ödemeyip hep asgari ödediğimiz için giderek o asgarilerin boyutu büyüyor. Mesela 10 bin liralık kart kullananlar var. Değil mi? Bayağı, maşallah. 10 bin liralık kart kullanıyor adam. 8 bin liralık harcama yapmış. Diyor ki işte 2 bin lira asgari yatırım. Ertesi ay oluyor, 9 bin liralık yapmış bu sefer. 2300 diyor. Derken 10 bini bitiriyor. O zaman diyor ki 4 bin lira diyor. Fakat şeyi de arttırıyorlar ondan sonra. Hep asgari yatırıyorsan bu sefer o limit de artıyor. Derken o 10 bin liralık borç için 6 bin lira asgari ücret diyor. Şey, asgari yatır diyor. Hah, yatıramıyorsun. Yani nereden geldik ya biz buraya? Hah. Ya Fenerbahçe'nin şeyinden geldik, bak bak. Otobüste geliyorlar ya, otobüs firmaları falan filan. Yani eskiden bu şeyler vardı. Yani Mercedes diye başladım. Sonra bir Magirus çıktı. Böyle üçgen gibi bir şey vardı. O şehirler arası otobüsler oldu. Onlara mesela bayılırdım ben çocukken. Yani Mercedes'leri beğenmezdik. Magirus, havalı Magirus bir de böyle. Apollo yazıyor arkasında. Apollo da Ay'a inen ilk araç. Hiç Amerika'ya giden oldu mu? Apollo'nun Ay'a inen aracı gördünüz mü? Ya ben dehşete kapılmıştım biliyor musunuz? Ay'a inen bir modül vardı hani ne deniyordu ona? Uydu mu? Yani kapsül, uzay kapsülü. Yani ana gemi duruyor, işte uzay kapsülü ayrıldı, indi Ay'a, böyle dedi geldi, oturdu Neil Armstrong ve Michael Collins galiba ikisi. İlk Neil Armstrong indi Ay'a bastı. Benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adım. Baba bak, laftaki derinliğe bak. Benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük adım. Neyse, o kapsülü şimdi Washington'daki bilim müzesinde sergiliyorlar. Ya ben gördüm, dehşete kapıldım. Yeminle söylüyorum size, bugün en dandik otomobile binin. Hani dandik derken hani en böyle basit şeyi falan fazla aksesuarı falan olmayan 1100 motorlu filan. Onun yanında uzay gemisi kalıyor. Adamlar onun içine nasıl cesaret edip binmişler. Bilmem kaç yüz bin kilometre ötede. Yer çekimi yok, hava yok, bir şey yok. Onun içinden pişşş gitmiş, Ay'a inmiş. Ulan o Ay'dan bir kalkamasa ki kalkamayabilir. Bir kalkamasa kaldın, yandın. Yanmıyorsun yani. Eriyorsun, gidiyorsun. Bir şey oluyor. Gitmişler adamlar. Şimdi bugün çocukların oyun odası, bak hadi araba demeyeyim, oyun odasındaki cihazlar daha fazla. Şu var ya şu. Uzay kapsülünden çok daha donanımlı. Çok daha fazla şey var. Her şey düğmeli bir kere. Hepsi manuel dediğimiz. Elle yönetiliyor. Bir tek Houston'la konuşuyorlar. Houston, there is a problem. İşte bir tek onu söylüyor. O kadar.
Neyse yani eskiden, hani biz eskiden daha iyiydi falan demiyorum ama bazı şeyler daha naifti. Mesela insanlar daha nazikti. Yani küfürler bile. Şimdi millet bağlıdır, küldür, her türlü küfür ediyor. Lan gerizekalı, en basiti bu. Gerizekalı. Bu gerizekalı lafını da Türkçe'ye kim soktuysa yeminle. Ben de çok kullanıyorum zaman zaman. Ama ya çok çirkin bir kelime ya. Lan gerizekalı diyor. Her neyse, evet. Asgari ücret hesapları diyor. Hürriyet gazetesinin yazarları asgari ücret ne olur'a bakmışlar. 2500 TL diyor, işverenin önerisi 1828. Noyan Doğan da diyor ki benim diyor beklentim 1900 civarı. Peki. Burada başka bir şey var mı? Cemal Kaşıkçı'yı yılın adamı seçmiş. Yılın kişisi. Şimdi biliyorsunuz bir de o var mesela yılın adamı diye. Eskiden öyleydi. Yılın adamı. Kardeşim kadın olursa ne olacak? Hep böyle yılın adamıydı, sonra yılın kişisi oldu. Şimdi mesela bilim adamı da kalktı, bilim insanı. Ama hakikaten yani mesela bilim adamı yanlıştı. Yani şimdi bilimle ünlenmiş kadınları ne yapıyorduk biz? Ya yani Madame Curie mesela. Gelmiş geçmiş en önemli bilim kadınlarından biri. Ama biz bilim adamı diye. Çünkü onlar yapar. Mesela balık adam. Hiç balık kadın yok, balık adam. Ya çünkü kafa öyle yani. Erkek yapar bunu ya. Balık adam. Niye? Bilmiyoruz. Şimdi kişi oldu ama. Kurtardık durumu yani. Yılın kişisi, Kaşıkçı. Aslında tabii sadece Kaşıkçı değil. Yani Kaşıkçı'nın kimliğinde baskı gören, öldürülen tüm gazetecileri yılın gazetecisi seçmiş. Pardon, yılın kişisi. Time dergisi. Kapakta da adamın resmi var. Evet, geçelim Hürriyet'e. Bu kadar yeter. Çok bile konuştuk. Zaten Hürriyet'i gösteremiyoruz. Hemen Cumhuriyet Gazetesi seçime giderken gazetecileri ve televizyonları sindirme hamleleri diyor. Konuşma, yazma başlık. Sözcü yazarları Emin Çöleşan ve Necati Doğru'ya dava açılmasına tepki yağdı. Yorumlarda FETÖ ile mücadele sulandırılıyor görüşü öne çıktı. Necati Doğru ise yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekti. Şeytanlaştırma politikası, bunu reddediyoruz. İktidar yargıyı kullanmak istiyor. Necati Doğru'nun zaten sözleri. Efendim, hükümet RTÜK aracılığıyla televizyonlara yeni ayar getiriyor. Bugün imzalanması beklenen yayıncılık etik ilkelerinde milli iradeye saygılı olmak, teröre hizmet etmemek, toplumun inanç ve değer hassasiyetlerini gözetmek gibi maddeler. Aa, bugün hem de. Bugün imzalanması beklenen yayıncılık kim imzalıyor? Dur ya, yani bunu kurumlar mı imzalıyor yoksa kanun gibi Cumhurbaşkanlığından mı geliyor? 11, 12, 13'te. Evet. OHAL KHK'ları ile yayıncılık üzerine denetim ve cezalandırma gücünü artıran, çıkardığı yönetmeliklerle bu gücü internet yayınları üzerine de kullanmaya hazırlanan RTÜK, bugün yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. İlki Zahit Akman'ın RTÜK Başkanlığı döneminde imzalanan yayıncılık etik ilkeleri yenileniyor. Ha. Bugün imzalanacak metinde eskisinden farklı olarak terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmemek, savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmayı, toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak, milli iradeye saygılı olmak, toplumun... Ya bir şey söyleyeyim ya, bunlar facia ya. Ya böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz yani? Mesela savaş, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu da. Ne demek yani şimdi sağduyulu ve sorumlu davranmak ne demek? Milli iradeye saygılı olmak ne demek? Yani şu, arkadaş artık yasal olarak hükümete karşı çıkamazsın. Saraya karşı çıkamazsın, iktidara karşı çıkamazsın. Çünkü o devlet, milli irade onu eleştiremezsin, bu o. Efendim terör örgütünü şey yapma. Onu ne diyor? Terör örgütlerine, amaçlarına hizmet etmemek. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben kimi istiyorsam terör örgütüne hizmet etmek diye bir kavram varsa herkesi içine sokarım kardeşim. Herkesi sokarım. Böyle bir, işte bu faşizm oluyor işte. Bu dikta oluyor. Bu insanı diktatörlüğe götürür. Buna mesela Tayyip Erdoğan'ın karşı çıkması lazım. Bir dakika arkadaş, ben başım derde girer. Çünkü bunun sonucu önce yurt dışından
tabii daha rahat olabilecekleri için. Sonra da yurt içinde herkesin kardeşim diktatör oluyorsun suçlamalarıyla ya da ithamlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Böyle bir şey olur mu ya? Milli iradeye saygılı olmak diye bir madde koyuyorsun sen Rütük şeyine, ahlak yasasına. Milli iradeye ne zaman kim saygısızlık yapmış? Neden yapmış? Rezalet, rezalet. Başka hiçbir anlamı yok bunun. Kadına da yaz diyor. AKP 1, CHP 21, MHP 4. Yerel seçimlerde kadınlar yine unutuldu. Siyasi partilerin açıkladığı 493 adaydan sadece 26'sı kadın. AKP'nin aday listesinde bir kadın yer alırken MHP 250 adayı için içinde 4 kadın açıkladı. CHP'de 464 aday arasında 21 kadın gösterdi. İYİ Parti'den şimdiye kadar kadın aday yok. Onların genel başkanı kadın ya. Tamam, onların kadın kontenjanı tamamen dolmuş oluyor zaten herhalde. Öyle anlaşılıyor. Yani diyorlar ki zaten genel başkan kadın kardeşim yani. O bir de kadınlarla mı uğraşacağız? Herhalde yani. Efendim üç büyük şehir kilidi açılamadı. CHP ve İYİ Parti arasında görüşmelerin bitirilebileceği konuşuluyor. CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği görüşmelerinde Ankara, Antalya, Balıkesir tıkanıklığı aşılamıyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın Ankara'da İYİ Parti'den adaylığı kabul etmediğini açıkladı. Yavaş'ın CHP'den aday gösterilmesi yönündeki teklife de il örgütünden itirazlar yükseldiği kaydedildi. CHP kaynakları işbirliği arayışının bu hafta içinde bitirilebileceği değerlendirmesini yapıyor. Görüşmelerde sızdırılan bilgiler de CHP'de rahatsızlık yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı iyimser olduğunu, kararın hızlı bir şekilde açıklanacağını söyledi. Şimdi bakın, ben kendi gazetemi alayım da o zaman. Şimdi bugün bunları ben yazdım da biraz. Şimdi gelmişken hani vaktimiz de var, rahat rahat anlatayım. Ya bakın bir şey söyleyeceğim. Bu nedir ya? Bu iki parti arasında bu görüşmeler ne oluyor yani? Bakın, CHP'lilere de seslenmek istiyorum, İYİ Partililere de, Saadet, HDP, kim varsa. Arkadaş, bu seçimler herkesin kader seçimi. Tayyip Erdoğan'ın da kader seçimi. Bak, hani biz hep şu edebiyatı yaptık mı? Yaptık yani. Ta işte 2014'ten beri. Bu kader, bu son. Bu. Hayır, bu gerçek anlamda Türkiye'nin rejiminin tek adamlığa dönüştürülmesinden sonraki ilk seçim, belki de son seçim. Herkes onun için aklını başına alacak. Şimdi burada, bu seçim sonuçları iktidarı devirir mi? Hayır. Ama psikolojik olarak devirebilir. Zayıflatır. Parlamento dengesini değiştirebilir. Sarayı zora sokabilir. Şu anki o. Yani istediği gibi ben onu da yapacağım, bunu da yapacağım, böyle de yapacağım deme özgürlüğünü ve hoyratlığını, fütursuzluğunu bu seçimle alabilir muhalefet tekrar. Türkiye kaybettiği bu kavramları kazanabilir. Ne şartla? Kardeşim bu seçimden AKP iktidarının oy oranını düşürerek. Senin alacağın oyun bir önemi yok. AKP 49 aldığı zaman sen ne alırsan al. Fark etmiyor. Bir, iyi bir propagandayla, iyi anlatarak oranın oyunu düşürmek zorundasın. Bu bir. İki, Ankara ve İstanbul'dur önemli olan. Gerisinin hiçbir önemi yok. Sonuç olarak yok bakın. Bunu görmek gerekiyor. Ankara ve İstanbul tam 24 yıldır AKP'nin elinde. Refahtı AKP oldu. Hiç bitmiyor. Ve bu iki ili kazanan Türkiye'yi de kazanmış oluyor. Neden? Çünkü yoğunluk burada, en büyük oy burada ve tabii güç burada. Psikolojik etki de yaratıyor ve Ankara, İstanbul. Yani Bayburt'ta %80 almış AKP. Bak, Bayburtlar düşünsün. Bir şey yok. Rize'de 78 alsın. Ne olur? Benim Beylerbeyi, Çengelköy, efendim, Rasathane'deki oyla Rize'deki aynı sayı olarak. Ama orada 78 aldım. Ya abi aldın da ne yapayım yani işte. Ya 78 aldın da kaç kişisin? Öyle bakmak lazım. İstanbul böyle bir şey. Onun için İstanbul'u ve Ankara'yı almak lazım. O halde İstanbul ve Ankara dışında konuşmanın ne manası var kardeşim? Efendim Ankara adayına destek olurum ama sen de bana Mersin'de ol. Hadi ya git işine. Ne? İşte CHP bunu söylemedi.
CHP kendini çok ezdiriyor kardeşim. Şimdi CHP'nin söyleyeceği tek şey var. Ne bu saçmalıklar ya? Gidiyorlar, yalvarıyorlar. Ama siz Sarıgül'e yalvarmıştınız. Böyle oldu işte sonuç. Yani bu partinin geleneğinde var. Bir türlü kimlik, kişilik bulamıyor. Çok gerilerde kalmış o kişilik, kimlik. Ecevit de vardı mesela işte. Kalmamış. Yalvar yakar. Bir Mansur Yavaş'tır, tutturmuşlar kardeşim. Ne lan bu Mansur Yavaş, Mansur Yavaş. Allah aşkına gel bizim adayımız ol. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Ankara'da milliyetçi oylar var. Kardeşim, CHP'nin söyleyeceği tek cümle var. İstanbul'da ve Ankara'da AKP'den kurtulmak istiyor musun? Tamam. Adayımı destekle o zaman. Ben senin de gönül rahatlığı içinde oy verebileceğin bir aday koyarım. Onu öner. Ama İstanbul ve Ankara dışında eğer ben CHP'nin yöneticisi olsam başka konuşmam bile ya. Ya git derim kardeşim. Şimdi bakın bunu öbür partilere hakaret diye düşünmeyin sakın. Bir siyasi parti iradesini koyacak ortaya. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu belediye seçimlerde 38. İYİ Parti'nin kaç kardeşim ya da MHP'nin kaç? Saadet'in kaç? Ne konuşuyoruz o zaman? Ankara'da İYİ Parti'nin oyu kaç? MHP'nin oyu kaç? CHP'nin oyu kaç? MHP'nin oyu, daha İYİ Parti'ninkini bilmiyoruz. MHP'nin oyu eskiden güçlüydü ama asla seçim kazanacak güçte değil. CHP'ye katılırsa bu kazanır dendi ve Mansur Yavaş aday yapıldı. Olmadı. Efendim yine yapıldı biliyoruz ama olmadı kardeşim. Şimdi o zaman CHP'nin şu iradeyi koyması lazım. Bir, arkadaş bu iki ilde kurtulmamız lazım. Bu iki ilde kurtulmak için pazarlık mazarlık yapılmaz. Bana senin de oy vermekte rahatsız olmayacağın isimleri söyle. Ben de söyleyeyim, bunlar da konuşalım. Şimdi İzmir'de aday koysam mıyım? Manisa'da, Mersin'de de göz. Ya sana ne kardeşim Mersin'den? Mersin'de bütün partiler girer, kim kazanırsa kazanır. Ben Mersin'i aman AKP'ye kaptırmayayım diye oradakiler uğraşsın. Bak onu seçmen yapar. Ama İstanbul ve Ankara'nın dışında pazarlık yapmak, hele CHP, rezalet ya. Hiç utanma sıkılma yok mu ya sizde? Sen nasıl pazarlık yaparsın kardeşim? Orada aday göstermeyeyim, burada yapmayayım diye. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan yapıyor onu. Seni ona itiyor işte. Çünkü onu taklit edeceksin. Başka bir şey bilmiyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın kuyruğuna takılıyorsunuz sadece. İşte onları yazmaya çalıştım. Bakın, İYİ Parti de batar bu seçimde. Eğer bu yanlışlarda devam ederlerse. Saadet zaten bir türlü varlık gösteremiyor. MHP olduğu gibi bir HDP faktörü var. Bakın, İzmir'i kaybedebilir CHP. Hiç şaşırmayın. 3-0 yapabilir AKP. Hiç tutamazsınız ondan sonra ve iddia ediyorum 2023 seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın alacağı %60'ın altında olmaz. Hiç tereddütünüz olmaz. Çünkü gerek kalmayacak kardeşim. İnsanlarda takat kalmayacak işte. Bir tek CHP bir 23'lük, 24'lük belki bir şeyi tutacak. Geri kalanı işte HDP oyları da bir şekilde bir yarısı oraya, yarısı buraya giderse demek ki %35'e yakın falan bir 30 küsur muhalefet kalır. Gerisi silme AKP'ye gider. Tayyip Erdoğan ama. Tayyip Erdoğan yoksa zaten sistemde yok. Onun için bunu görmek zorundalar. Onun için İYİ Partililer. O genel başkanlar. Hiçbir şeyi yok. Ankara'ya sen adayı olmam. Onu yap olmaz. Bu olmaz. Ya kardeşim bak buradan parsa toplayamazsınız. CHP'lilere de söylüyorum. Aptalca işler yapmayın ne olur. Yok Adana'ya alsın. Isparta'da böyle yapalım. Manisa'da böyle yapalım. Antalya'da alalım. Sen iyi aday koyarsan yapıyor. İkinci aşama. İYİ Partililere, HDP'lilere, Saadet Partililere ve hatta MHP'lilere de şunu söylemek istiyorum. Kardeşim, bu beğenmediğiniz CHP var ya, yani bugün gelmiş geçmiş bana göre en kötü yönetim var ama bunun bir seçmeni var ki, işte o seçmen son derece sağlam, namuslu, dürüst, ahlaklı ve vicdanlı. Şimdi, ey MHP, bugün Tayyip Erdoğan liderimizdir, padişahımız gibidir, devletin bekası ondan sorumlu, yapıştınız. Ayrılmıyorsunuz. Ama bundan bir önceki seçimde meclise giremiyordunuz. Haberiniz var mı? Eğer CHP'liler seçmeni, tabanı, genel merkezi değil. Eğer taban sağduyulu davranıp da arkadaş eğer bu MHP barajı aşamazsa
Tayyip Erdoğan tek başına çok güçlenecek deyip de her evden bir oyu MHP'ye verdi mi, vermedi mi? Verdi. Böylelikle 2-3 puan MHP'ye oy gitti ve barajı açtı. HDP'liler, Tayyip Erdoğan ve etrafı, vay efendim CHP, teröristlerle işbirliği falan, bırakın artık AKP'yle pazarlık yapmayı. Eğer bugün meclise girebildiyseniz, bugün mecliste temsil ediliyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gene sağduyulu, ülke gerçeklerini gören ve buna göre hareket eden seçmenleri sayesinde içeridesiniz. CHP'nin son seçimde oyu neden %20 de Muharrem İnce'nin aldığı 30? Niye 26 değil de 22 aldı? İşte sizlere gelen oylar bunlar. HDP barajı açsın, AKP fütursuzca hareket edebileceği 360-70'lere çıkmasın diye. Sizi çok sevdiklerinden değil, siyaset bu. Ama bunları artık göz önünde bulundurmak lazım. Yani bir diyet ödemek mi? Evet arkadaş, diyet ödeyeceksiniz. Diyet ödemek zorundasınız. Bugün siyasi varlığınızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne borçlusunuz. İyi Parti seçimlere katılabiliyor muydu Cumhuriyet Halk Partisi? Kendini batıracak kadar tehlikeli bir maceraya girdiğinde 20 tane milletvekilini İyi Parti'ye transfer edip de seçime girme hakkını kazandıran Cumhuriyet Halk Partisi. O halde onun bedelini bu seçime ödeyeceksin. Öyle yok öyle pazarlık. Ben Antalya'yı alırım, İzmir'e bilmem ne. Yok öyle şey. Herkes kendi gücünü gösterir. Ankara ve İstanbul'da kayıtsız koşulsuz diyeceksin destekli. Aynı şeyi HDP için de söylüyorum. Tabanda ama taban bunu yapacak göreceksiniz. Taban bunu yapacak. Çünkü partinin genel merkezleri ne kadar ahmaksa halk o kadar akıllı. Akıllı olmasa zaten bugün şimdi durum çok daha farklı olurdu. Artık bu gerçeği görün. Nedir ya? Mansur Yavaş, Mansur Yavaş. Ufak ufak yavaş yavaş kenara kardeş artık hadi. Bak Ankara'da var. AKP'lilerin bile oy vereceği. Neydi adı? Cengiz Topel. Yıldırım. İsmine şey olurum ben de. İlk Kıbrıs'taki ilk şehidimizdir Cengiz Topel. Bilmeyenlere de söyleyeyim. 1964'te Türk jetleri ilk Kıbrıs'a uçtuğunda işte bir uçağımız F-104 o zaman uçan tabut deniyordu. Orada düştüğünde şehit olan pilot Cengiz Topel. Onun adını vermişler. Herhalde öyle bir bağlantıları da var. Cengiz Topel Yıldırım. Ankara gücünü Melih Gökçek'in en güçlü olduğu dönemde söke söke elinden koparıp alan adam. Buyurun mesela. Yap kardeşim, söylüyorum. En akıllı aday belki de Meral Akşener. Korkmayın ya. Bakın, başarısız olursa İyi Parti gidecek. Şeyden korkuyorlarmış. Efendim Ankara'yı alamazsak İyi Parti gitmez. Bak Fransa'da var. Ondan sonra önün açılıyor. Siyaseten güçleniyorsun. Kendin ol. İzmir'e ol kardeşim o zaman. Anlaş CHP'ye de ki beni İzmir'e yapın. Her yerde destek olayım de. İzmir'i kazan. Ama böyle bu şey pazarlığı yapar gibi böyle yani at pazarlığı. Yani onu ver, bunu ver. Onu ver, bunu ver. Ha şimdi AKP diyorsunuz ya. Hayır AKP onu psikolojik baskı olarak kullanıyor. Ve sizin kimyanızı bozuyor. Sen panikliyorsun. Eyvah MHP ile AKP işbirliği yaptı. Abi kaybederiz burada. Adana'yı kaybederiz, Mersin'i kaybederiz. Panik o. Bak bakalım MHP seçmeni öyle mi davranacak? Hayır, AKP'den gelen. AKP nasıl 41'lere indi? Daha da aşağı inecek. Bakın görün. Onun için bu fırsatı değerlendirmek zorunda muhalefet. Ve artık bu şeyi bırakın kardeşim. Bu komplekslerden kurtulun. Ben de partiyim. Ya CHP sana 20 tane milletvekili vermeseydi var mıydın bugün? Yoktun. CHP seçmeni gidip de HDP'ye bile bile batıda, bak batıda bile bile HDP'ye oy veriyorum demeseydi barajı aşabiliyor muydu? O zaman bedelini ödeyin kardeşim. Sen de burada onun yardımı yapacaksın. Ha aradan iyi ilişkilerin varsa dersin ki arkadaş sen belediyede olduğun zaman ama belediyede bana da imkan tanı. Nedir imkan? İşte bir tane belediye başkan yardımcısı yapar. Belediyedeki bazı şube müdürlerine oradan da isim atar. Bunlar ayıp bir şey değil ki. Siyaset zaten bunların da organize edilmesi aynı zamanda. Ama bir şey söyleyeceğim. Herkes haddini bilsin artık. İyi Parti'ye de söylüyorum. Saadet Partisi'ne de. Saadet Partisi'nin bugün iki tane milletvekili var mecliste. Milletvekili var. Nereden girdiler kardeşim? Efendim biz anlattık. Senin oyun yok ama.
Gördük, yok. Şu anda yok. Ha efendim, AKP'de Tayyip Erdoğan'dan sonrasında belki sana da bir bölüm gelecek. Ama artık herkes haddini bilsin, lütfen. Yoksa ülke çok kötüye gidiyor bakın. Duvara bir vuracağız, kazıyamayacaklar. Bakma bunlar iyi günler şimdi, seçime gidiyoruz diye. İktidar da böyle bol para, para basıyorlar büyük bir ihtimalle. Para hakiki yani, para basıyor, karşılığı yok. Para basıyor, piyasaları rahatlatmaya çalışıyor. İşte adamlar oturuyorlar bilmem ne filan. Sen bu ortamda bile eğer halkı çekemiyorsan, bir numaralı hedefiniz AKP'den oy çekmek kardeşim. Sen hala kendin birbirinin arası, yani o duruyor orada. O zaten o blok olarak duruyorsa her yerde kaybettin sen. Onu bil. İstanbul, Ankara, İzmir gider, Antalya gene gider. Mersin gider, Adana gider. Bu pazarlıkları yaparsan orada gösterme bilmem. Kazanın kardeşim. Yok öyle numara. Onun için lütfen herkes haddini bilsin. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine de çağrıda bulunuyorum hepiniz adına. Ya bir dik durun be. O nedir dedikodular ya? Efendim neydi? Bülent Kuşoğlu CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçsinmişmiş. İYİ Parti Ankara adayı onu yapsınmışmış. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu CHP'ye gönül vermiş milyonlarca insana hakaret. Sen CHP'li seçmene diyorsun ki, sen oğlum anlamazsın, salaksın. Ben şimdi bunu, sen ona oy vereceksin. Ben şimdi koyacağım bunu, sen ona oy vereceksin. Çünkü CHP'nin seçmeni hep çantada keklik değil mi? O nasıl olsa verecek. Ya ben oraya kimi koyarsam verecek. Vermeyecek kardeşim. Bak gör, eğer bu hatalar yapılırsa vermeyecek. Her yerde kaybedeceksin sen de. Erkenden bağırıyorum bak. Bunu kimse bana moral bozuyor ben. Erkenden söylüyorum. Eğer bu kafa giderse, bu beceriksizlik giderse, bu yeteneksizlik giderse, hepsi için söylüyorum. Ve bu fırsatçılık. Abi çok sıkıştırdım şimdi bunların Antalya'da çok sıkışıklar, bana muhtaçlar. Yok arkadaş. CHP söyleyecek. İki ilde pazarlık yaparım diyecek. Ankara, İstanbul. Onu da şöyle diyecek. Buraları almak zorundayız kardeşim. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Tek partide buluşacağız. O da şu anda CHP. Yani Ankara'da MHP eğiliminin kuvvetli olması, adayın da oradan çıkarılmasına gerek. Yani CHP'li seçmen, MHP'nin de bir gücü var diye oradan gelecek bir adaya, yani İYİ Parti olarak söylüyorum şimdi. Oradan gelecek adaya eksiksiz oy verecek ama tersi olmayacak. Yani orada bir parça güçlüyüm diye CHP'den aday çıkarsa MHP seçmeni ya da İYİ Parti, aa o zaman olmaz. Verme kardeşim o zaman. Verme. Nereye verirsen ver. Sen bilirsin. Senin derdin AKP'ye yaranıp ben de avantamı alayım mı? Yoksa abi kurtulalım artık. Yeter, buramıza geldi mi? Onun kararını verecek İYİ Parti, HDP ve tabii CHP. Ben CHP'nin de bazen bir an kuşku düşüyor ya. Lan bunlar yoksa AKP gitmesin mi istiyorlar? Bak o da olabilir ha. Yani şu anda belediyeleri devralmak facia da olabilir. Adam da diyordur ki abi sıkıştırayım, iyice düşüreyim ama bunlar da kalsın, coşlasınlar. Ha, o kadar ince hesap yaptıysanız ve hakikaten bir sene içinde de coşlayacaksa bütün bu yani şeyler. Bir de tersini düşünün ya da AKP bütün bunları İstanbul hariç vermek istiyorsa ne olacak? Verelim kurtulalım. Allah'ım yarabbim ya. Facia yani. Onun için lütfen rica ediyorum. Herkes bir aklı selim galip gelmeli bu işte. Akıl mantık öne çıkmalı. Komplekslerden arınmalı. Ve herkes dediğim gibi haddini bilmeli. Türkiye hadsizler ülkesi oldu. Herkes durumda. Fırsatçı. Benim burada şeyim. Bensiz yapamazlar. Kabul. Ben doğru, sensiz yapamayabilirim bunu. Ama ben yapamadığım zaman sen yoksun. Arkadaş, onu bil. İYİ Parti eğer bu seçimlerde toplam olarak muhalefet AKP'nin üzerine çıkmazsa ezici bir şekilde çıkar. Zaten çıkıyor. Yani AKP söyleyeyim 40-41'lerde kalır. En fazla MHP ile beraber. Maksimum 60'lık bir blok var. O ayrı. O değil. Eze eze Ankara'yı almış, İstanbul'u almış, İzmir kalmış, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i asla bırakmamışlar.
Karadeniz'de almış, bak onun psikolojik, o tamam. O zaman İyi Parti'de ayakta kalır, HDP'de kalır, Saadet de palazlanır. Ama buraları kaybedersen şunu bil Meral Hanım, yoksunuz artık. Zaten sallanıyor. Grubu tutamaz bakın İyi Parti. Komple AKP'ye geçerler bak. MHP gibi pazarlık da yapamaz çünkü. İş, ya arkadaş diyecek sen, bittin. Komple geçerler bak. Onun için yani işin o tarafını da düşünün. Yani ben buradan arkadaş, bensiz kazanamıyorsun. Tamam. Sensiz kazanmıyorum lan, kazanmıyorum. Sen de bittin ama. Çünkü CHP her durumda var. CHP'yi yok edemezsin. Olmuyor işte. Niye? Çünkü insanlar bir dal. Ha efendim çok fevkalade bir şey çıkacak da CHP'yi ezecek geçecek. O da çok zor. Onun için CHP'yi yok ederiz ya da CHP'nin üstüne çıkarız hesabı yapan yanılır. Bakın, Tayyip Erdoğan bıraksın, AKP bölünecek mutlaka. Tek parça halinde AKP'yi sürükleyebilecek hiç kimse yok. Bakın, Binali Yıldırım dışında İstanbul'a belediye başkan adayları yok. Bakmayın siz. Binali Yıldırım var da kurtarıyorlar. Onun dışında kimi koysanız beğenmeyecek. Ona itiraz edemiyorlar. Adam meclis başkanı diye. Soğuk koysunlar bakalım Süleyman Soylu'yu. Bak ne itiraz çıkacak. AKP'den, benden değil. Ya da Numan Kurtulmuş'u. Bakalım ne oluyor? Bir göreceksiniz o zaman. Onun için AKP de rahatsız. Ama bu partiler batar. Bu seçimde başarısız olunursa batar. Efendim ben Antalya'yı kazandım. Kimse umursamaz bile. Senin Antalya'yı kazanmışsın. Ne olacak? Komünist parti değilsiniz bak. Ovacık'ta bir tane komünist başkan var. Bütün Türkiye vallahi onu konuşuyor. Niye? O da taş gibi duruyor. Sen Antalya'yı kazansan ne olacak? Ya da Mersin'i duramazsın ki. Onun için haddimizi bileceğiz. Ona göre davranacağız. Bunu bilelim. Diğer gazetelerde şey yapmadım ama hem de konu değişsin. Bu şeyi okumadım size hiç. Bu polis memuru emniyet müdürünü şehit etti. Emniyette tayin cinneti. Trafik polisi tayin işini görüştüğü Rize Emniyet Müdürü'nü makamında vurdu. Müdür hastanede şehit oldu. İki polis yaralı. Geçen hafta Çukurova Belediyesi'nde zabıta müdürü ve amirinin ölümüyle sonuçlanan personel saldırısının ardından bir cinnet olayı da Rize Emniyeti'nde yaşandı. Trafik polisi İHS. Adam cinayet işlemiş, gene mi adını veremiyoruz yani? Ölmüş. Tayin işini konuştuğu İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi tabancayla makamında vurdu. Saldırı sırasında bir şube müdürüyle saldırgana engel olmak isteyen koruma memuru da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan emniyet müdürü Altuğ Verdi kurtarılamayıp şehit düştü. Saldırgan polis meslektaşları tarafından yakalandı. Yani dehşet bir olay. Şimdi anlatılan diğer hani haberin ayrıntılarında işte iddiaya göre üniversiteyi kazandım, hani Rize merkezine alın beni, hani okulum da var. O da olmaz mı demiş ya da sonra mı demiş, bakarız bilmiyorum ama işte nadir de olsa görülüyor. Yani insanlar işlerinden olduklarında ya da işlerini kendilerine uygun hale getiremediklerinde de böyle şeylere uğrayabilirler, oluyorlar da yani. Evet, buraya geçelim. Yeni Çağ, o fotoğrafa tepki yağdı diyor. Neymiş o fotoğraf? Efendim, mecliste İYİ Parti grubuna sırtını dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her fırsatta ağır hakaretlerle yüklendiği HDP eş başkanı Pervin Buldan'ı yanına çağırıp gülücükler saçma. Sert söyledi. Ben size söylüyorum, HDP ile pazarlık yapılıyor zaten. Ve HDP, bakın, büyük ihtimalle de AKP'ye yani bir kesimi kayar, kaydırırlar, hiç merak etmeyin. MHP'li vekiller HDP eş başkanı Pervin Buldan'ı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle yanına davet etti. Bahçeli bir süre Buldan'la görüştü. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, HDP'nin oylarına şirin görünmeye çalışıyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, mecliste otururken bizi flu HDP'yi çok daha net görüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, HDP'lilerden esirgediği şefkati başkalarına, MHP'lilerden esirgediği şefkati başkalarına göstermekte oldukça cömert. Şimdi PKK'ya jest süreci de beka bahanesiyle başlatılırsa şaşırtıcı olmaz. Ya bu hep HDP terörist, HDP ile beraber olana, yani ya bundan da vazgeçelim artık ya. Ya bakın, HDP'yi beğenmemek, katılmamak, suçlu görmek de mümkün. Bir şey demiyorum. Ama yani hep onun üzerinden kendi taraftarını karalamaya kalkmak. HDP mesela MHP'yi buradan vuruyorsun. Bir başka bakış açısına bakarsan da mecliste özlenen tablo diyebilirim.
Çünkü kardeşim HDP'yi beğenmez. Terör de, şu de, bu de. Var mı? Evet, terörist cenazelerinde milletvekilleri gittim, var. Terörü öven milletvekilleri var. Ama yasal olarak parlamentoda ve Devlet Bahçeli neyle seçilmişse karşısındaki Pervin Buldan da aynı şekilde seçilmiş. Ve işin tuhaf tarafı da hani bu HDP meclisteki MHP ve İYİ Parti'den daha fazla milletvekiline sahip. Şimdi buradan baktığın zaman mesela bu fotoğrafı çok güzel işte kardeşim yani meclis burası çünkü. Yaba gelince her görüş. Ama onlar terörist. O zaman niye seçildiler? Niye seçildiler? Yani demek ki bütün bu şeye rağmen yani bir Tayyip Erdoğan hukukuna ve demokrasisine rağmen HDP seçimlere katılabilmiş. Ha bundan sonraki seçime katılmayacak derse saray katılmaz. Ya da şimdi Diyarbakır'ı, Hakkari'yi, ne bileyim işte Bingöl, Siirt, şurası burası HDP kazanır. Bir ay sonra kayyum atadım der. Gene bir şey yapamaz. Yani şu anda bütün Güneydoğu belediye başkanları atıldı görevden. Hepsine kayyum atandı. Kimse ağzını açıp bir şey diyebiliyor mu? Yok. Gene diyemeyecek yani. Ama yani bu beğenmediğin adamı HDP ile dövmek bana artık şey rahatsızlık veriyor söyleyeyim. Efendim Mersin'i beni hizmetimde tanıyor diyor. İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz. Kendisine AKP ve CHP'den teklifler geldiğini ancak tercihin İYİ Parti olduğunu belirtti. Kocamaz inandığımız değerleri sürdürmek düşüncesiyle İYİ Parti'yi tercih etmiş bulunuyorum diye konuştu. Şimdi bu İsmail Kocamaz, pardon Burhanettin Kocamaz MHP'den seçilmişti. Çünkü Mersin oylar çok denk. Adana Mersin garip bu açıdan. Yani AKP oralarda bir kere kesif bir üstünlük sağlayamıyor. Ama işte mesela 20-20-20 hani İstanbul gibi. İstanbul'da nasıl Tayyip Erdoğan 24,5'la başkan seçilmişti biliyor musunuz? 24,5. İkinci olan İlhan Kesici 24 almıştı mesela. Buçuk farklı. Ondan sonra CHP 20, SHP. CHP 1,5, DSP 12 mi ne? Şimdi bak bunları topladığın zaman SHP 19 küsur 20. 12 şey 32. 1,5'ta CHP o zaman şeydi adayı da. Sonra AKP'den Turizm Bakanı olan işte adam neydi? Genel Başkan falan da olsun dediler de o AKP'yi tercih etti. Oraya gitti. Neyse işte. Ordulu. Ordulu mu Giresunlu mu? Bak topladığın zaman ne oluyor? 20, 32, 33,5, 34. Bak 34,5 bir sol oy olmuş. Bugün de 38 işte o. Fakat partiler DYP, ANAP, Refah, MHP bir de bunlar var. Onların da adayları bak mesela şimdi o 94'te yani Tayyip Erdoğan seçildiğinde böyle deve dişi gibi adamlar vardı. Mesela Doğru Yol Partisi'nin adayı şeydi. Bedrettin Dalan. Bak. CHP'nin SHP'nin adayı Zülfü Livaneli. Efendim MHP'nin adayı Ahmet Refik Alp ilk defa ortaya çıkmış ama başka bir ortamda çıksa kesin herkesin oy vereceği bir adamdı. Projeleriyle, fiziğiyle, nezaketiyle, bilgisiyle falan ama MHP adayıydı. Yani herkes oradan oy vermedi ha. Ya MHP'ye nasıl vereceğiz diye. Çünkü MHP 2,5-3 alıyor. Ondan sonra CHP'nin şeyin adayı, DSP'nin adayı Zekeriya Temizel. CHP'nin adayı Ertuğrul Günay. Bak. ANAP'ın adayı İlhan Kesici. Ve Refah Partisi'nin adayı da Tayyip Erdoğan. Şimdi deve dişi gibi adamlar ya. Ya şu anda öyle adamlar koyamıyorsun ha. Yok yani. Bak iki tane parti seçime girecek. AKP adam bulamıyor ya. Binali Yıldırım. Onda da bugün yazmışlar. Pürüzler giderildi. Ha pürüz varmış demek ki. E biz burada sorun olunca efendim AKP'nin içine nifak soğumu. Lan kendini söylüyorsunuz şimdi. Pürüzler giderildi. Demek ki pürüz vardı. Bana göre daha giderilmedi. O da ayrı konu da neyse. Efendim hazine para peşinde diyor. Ne oldu? Reklam mı? Tamam peki veririz. Dur şunu okuyayım ondan sonra. TL'nin döviz karşısındaki değer kaybıyla nakit sıkıntısı yaşayan hükümet seçim öncesi çıkış yolunu borcu borçla çevirmekte arıyor. Efendim Merkez Bankası'nın durgunluk uyarısıyla 2019 yılı bütçesinin büyüklüğünü 960 milyar lira olarak belirleyen hükümet 2018 yılı bütçe açığının 72.1 milyar TL olarak beklendiğini 2019 için bu rakamın 80.6 milyar TL olacağını açıkladı. Buyurun.
Emniyet Müdürü. Efendim, Akşener'den Sözcü'ye destek ziyareti. Evet, orada Ankara'yı ziyaret etmiş. Cihan Paçacı, Aytun Çıray da gitmiş. Metin Yılmaz Ankara'da demek ki. Emin Çoraşan'la sohbet etmişler bir süre. Evet, reklama gidelim. Kalan gazetelerle de son bölümü tamamlarız.